Yeni bir video ile herkese merhaba arkadaşlar. Zor bir merada sazan avı yapacağız. Su çok berrak, bulanık değil kesinlikle. Bir de bayağı bir sığ yer, 1 metre falan bir derinlik var. Vallahi balıkları görüyorum, onlar da beni görüyordur muhtemelen. Çalının dibinde duruyorum arkadaşlar. İki oltamı attım. Sazan yakalayacağız inşallah. Büyük sazan yakalarız inşallah. Bilmiyorum ama bakacağız. Bu merada çok av yaptığımı siz de biliyorsunuz daha önceki videolardan. Gelirse büyükleri tabi güzel bizim için bir menü olacak. Ama küçükler gelirse de tabii ki salacağız onları. Biliyorsunuz ki sazan limiti 40 santim. 40 santim altı balığı almazsanız sevinin ve bol olursa da 40 santimi de salın arkadaşlar. Daha büyüklerine ulaşabilmeniz için salmanız gerekiyor. Ava geçeceğiz şimdi. Bakalım neler olacak bilmiyorum. Oltaları attım. Biraz güzel yemledim. İnşallah güzel balıklar alırız. Şimdiden iyi seyirler. Like atmazsanız beni üzmüş olursunuz. Umarım like atarsınız. Sessiz bir video olacak. Çünkü balık çok ürkek arkadaşlar. Zor vuruyor. Görüşürüz. Ava geçiyoruz. Ava ava. Sus. Ses etme. Ses etme. Arkadaşlar size bir takım bilgisi vereyim. Normal şamandıralı sistem kullanıyorum. Kurşunum şöyle gördüğünüz gibi gezer. Tabi burada stoper tutuyor. Üstünde mantarımız var. Şuraya bir klips attım. Şöyle bir 20 santim, 15-20 santim bir beden kullandım. Kancom. Bir takımda 8 gramlık kurşun kullanıyorum. Diğerinde 10 gramlık. Bazen rüzgar çıkıyor. Akıntı oluşuyor. Akıntı oluştuğunda 8 gramlık genelde akıyor arkadaşlar. Durmuyor. Aslında daha ufak kurşun kullanırsanız daha iyi olur. Kancom Fudo'nun 1001 modeli biliyorsunuz. Bunda Castle'da yakalıyorum ama sazanlı da çok etkili arkadaşlar. Biraz küçük ama yani şu ana kadar biz hiç büyük, aşırı büyük sazan alamadığımız için tasmak atmak kolay güzel oluyor. Tam da 3 tane mısır sığıyor arkadaşlar buna. Şöyle yem olarak tabii ki fresh mısır kullanıyorum. Hemen şunu da anlatayım size. Arkadaşlar merada gördüğünüz gibi suyun ortasında kütük var. Devrilen bir ağaç var. Burası muhtemelen yatak bir yer. Yatak bir yer olduğu için buralara olta atıyorum. Çünkü balık böyle yerleri sever. Yani açık alanda tutmak da tutabilirsiniz ama böyle alanda daha kolay tutacağınıza inanıyorum. Yani mutlaka böyle yerleri deneyin. Suyun içinde kütük varsa onun kenarlarını atmaya çalışın. Aslında hiç kurşun kullanmamak daha mantıklı. Hatta çok ufak kurşun kullanmak. Çünkü balık aşırı nazlı bir şekilde arkadaşlar. Tık dokunuyor bırakıyor, tık dokunuyor bırakıyor. Kurşun kullanmamamızın sebebi de şu arkadaşlar. Neden kullanmayın diyorum. Çünkü balık yeme ağzına aldığını hissetmemesi lazım o sertliği. Alıp yürümesi lazım. Vuruyor, ağzını da direkt tükürüyor arkadaşlar. Çünkü anlıyor. Her oltamda 10 gramlık kurşun kullanıyorum. Vuruşlar geliyor ara ara sıra ama çok sessiz olunacak bir yer. Bilmiyorum balık alacağız mı bakalım ama göreceğiz. Ara ara işte rüzgar çıkıyor. Şu an sakinliğine aldanmayın. Havada lodos var. Bir esinti yapıyor. Direkt dereye komple böyle arkadaşlar yaprağı pisliği getiriyor. Şimdi biraz temiz. Ve su baya bir berrak. Bakalım balık alabileceğiz mi akşama kadar göreceğiz. Zaten saat 3 civarı oldu. 1'de geldim buraya. Bir hareket yok. Bekliyoruz. Ne yapalım? Çok ufak dokunuyor arkadaşlar, çok ufak. Sessiz olmak gerekiyor. Balık aşırı nazlı şekilde vuruyor. Acık çekerken tasmaklık lazım. Ama görüyorum bazen çok büyük sazanlar geçiyor. Halbuki ne oldu? Hadi oğlum. Birinden birini al.
Hadi hadi. Güzel vuruyorsun, yok diyorsun ama. Benim ağzını alıp sürekli tükürüyor. Örfine dokunuyor yine tekrardan. Hadi. Ufak ufak dokunup bırakıyor sürekli. Hadi babacığım. Aldım. Ama ufak. O tarafa gitme, o tarafa gitme. Güzel. Oh, ufak ufak vurdu. Hop. Yok. Güzel arkadaşlar, güzel bir balık. Vallahi 30 santim var mı yok mu bilmiyorum ama buz gibi. Hadi oğlum, hadi babacığım, hadi babacığım. Bak bir daha gelme, bak gelme, dedeni gönder. Büyümeden gelme, canımı sıkma benim. 40 santim ol öyle gel. Hadi yallah, hadi git. Çok güzel. Aldım 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 aldım. Onu beklerken bana vurdu. Güzel. Vallahi. Onu beklerken bana vurdu arkadaşlar. Güzel bir balık. Maşallah şunun güzelliğine bakın. Öbürkünü beklerken buna vurdu arkadaşlar ansızın. Maşallah senin güzelliğine kurban ya. Dur oğlum, incitmeden çıkaralım babacığım. Dur babacığım. Dur babacığım. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi tasma atmak da çok iyi. Kendi kendine tasmalıyor. Fudo'nun 1001 modeli. Görüyorsunuz. Kancamız bu. Balığımız bu. Tabi limitlerde bir balık değil kesinlikle. Bunu almayacağız. Ama koymayacağız. Değil mi babacığım? Canım benim. Oo, bıyıkaya bak. Bıyıkayla bak. Canım baba. Ama gelme tamam mı? Bak. Söz ver bana geldin. Ben seni salacağım ama borçacılara, o karaktersiz şerefsizlere gitme tamam mı? Söz mü? Söz mü? Söz mü babacığım? Söz mü? Oo, canım benim. Oy. Canım benim. Hadi babacığım. Hadi söz ver bak gelmeyeceksin. Gelmiyorsun tamam mı? Borçacılara gelmiyorsun. Hadi babacığım. Hadi. Bakalım gidiyoruz. Biraz seni yüksekten atacağım ama idare et. Hadi oğlum. İşte balığımız bu arkadaşlar. Görüyorsunuz. Almayın lütfen almayın. Ufak. Gerçekten ufak. Almayın. Yarım kiloluk bir balık değmez ya. Vallahi değmez ya. Hadi babacığım. Hadi. Hoppo. Çok güzel gittin be. Vallahi çok güzel gitti. Oh. Sabahtan beri beklememe değdi. İki balık aldık ama bu ondan, diğerinden biraz daha büyüktü. Onu vuruş anını size gösteremedim. Kusura bakmayın çünkü o da ansızın vurdu. Bu da öbür oltamızı takip ederken vurdu. Bezimiz de yok. Ne yapacağız?
Diğer oltamıza da vuruyor. Vallahi gene tıkladı diğer oltamıza. Alırsa güzel. Aha, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi. Hadi babacığım. Birini çekmeden birini alalım, hadi. Hadi. Güzel vurdu ona da ama. Arkadaşlar bakın lütfen. Beni takip eden özellikle. Lütfen alıkoymayın, bakın lütfen alıkoymayın. Gerçekten ufak balıklar. İnanın değmez yani. Şu zevki alın, alın. Gidin evinize. Üşürseniz zaten üşüdüğünüzde kalırsınız arkadaşlar. Yani yapmayın, gözünüzü seveyim ya. Zaten üşüyeceksiniz ki balık tutabilirsiniz yani. Sabahtan beri bekliyorum. Bir tane balık kurdu da onu da alayım gideyim evime demeyin kesinlikle. Eğer ki böyle yaparsanız emin olun bu balıkların hiçbirini bir daha bulamayacağız. Gerçekten bulamayacağız. Yatar kullanıyorum. Onu yatar pozisyonda aldı. Kalsın. Evet. Öbür oltamıza vurdu vurdu. Ne oldu bilmiyorum ama. Daha öncesinde de ona vuruyordu. Bekliyorduk. Bir anda bu taraftaki oltamız aldı. Balığı ansızın aldı gitti zaten direkt. Şuna bir bakalım ne oldu bilmiyorum ama. Yemimizi haset etmiş gibi duruyor. Evet. İki tane yem bırakmış. Dört tane yem takmıştım buna. Tekrardan. Şöyle yemlerimizi dizelim. Evet arkadaşlar, avı sonlandırıyorum. Akşam oldu, saat 5.30 civarı. Üşüdüğümüze değdi mi? Tabii ki benim için değdi. Sonuçta ben bu işi herhangi bir para karşılığı veyahut da illa balık yemek için yapmıyorum. Zevkindeyim. Tabii ki sizler için de video çekmem gerekiyor. Kızıyorsunuz sonra bana. Umarım çektiğim video hoşunuza gider. Kanala abone olup video like atarsınız. Tekrar görüşmek üzere. Büyük balık gösteremedim maalesef ama ufak balıklar, yapacak hiçbir şey yok. Biz keyfimizi aldık. Çok şükür keyfimiz yerinde. Görüşürüz tekrardan. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.